Tamam söyle, söyle. Ne söyleyeceksen söyle hadi. Baba, ben seni destekliyorum biliyor musun? Ne konuda? Aşık olduğunu biliyorum. Ve bence Yıldız abla bu aşkı sonuna kadar hak ediyor. Efendim? Yani tabii sen de hak ediyorsun da. Kızım, bir tek sen kalmıştın Yıldız Yıldız diye tutturmaya. Başlama lütfen şimdi. Ay ne var ya? Ben senin iyiliğini istediğim için söylüyorum. Sen söylemiyorsun kızım. Uyduruyorsun sen. Öyle bir şey yok. Yıldız'a aşık falan değilim ben. Bal gibi de aşıksın işte. Mine. Ama bak kendini çok kasıyorsun. Sen çok sıkıyorsun. Bir rahatla, bir nefes al ya. Bak mesela ben öyle yaptım. Çok rahatladım. Ha öyle mi? Aşık mısın sen? Ay evet. O çakma Legolas'a mı? Ay çok benziyor değil mi? Ama babacığım hakkını ver. Emine ondan daha çok yakışıklı. Ha çok yakışıklı. Kızım senin yaşın kaç başın kaç? Neyin aşkı bu? Ne muhabbeti bu? Babacığım hatırlatayım. Yıldız abla sana aşık olduğunda tam olarak 14 yaşındaydı. Ve ben de ondan tam olarak 3 yaş daha büyüğüm. Ne? 3 yaş mı? Bu bilgi bende yoktu. Ne kadar büyükmüşsün. Ya baba dalga geçme ya. Kızım. Bunun yerine sen böyle işlerle uğraşacağına gitsen, derslerini çalışsan, ha nasıl fikir? Babacığım sen merak etme, aşk benim zihnimi açıyor. Ben açacağım şimdi senin zihnini ha. E, tamam baba ya, tamam. Korkma. Hem zaten böyle aşkıma ufacık, minicik bir ara verdim. Ama sonra kaldığım yerden devam. Kız! Ne kız buraya? Peynirsel ne etti Yıldız abla? Hırsız niye peynirden alayım? Kuzey abinle falan bozuldun değil mi? Aşkın kuflüsünü sevmem dedi ya niye? Esma bak peynir diye bidona seni basarım ha. Ben çocukluğumdan beri sizin aşkınızı dinleyeyim Yıldız abla. Bu yaşıma geldim hala herkes Kuzey'le Yıldız'ı konuşuyor. Kuzey'le Yıldız'ın aşkı diye bir şey yok Esma. Abi Yıldız'ın aşkı vardı o da küflendi gitti. Kendini kandırma Yıldız abla. O aşkın kuflendiği yok. Daha yeni alevlendim. Hadi kapat şu konuyu yeter. Kapatmayacağım. İster söv ister döv konuşacağım. Siz bir elmanın iki yarısı gibisiniz Yıldız abla. Küçükken sizin aşkınızı masal gibi dinlerdim. Emre anladım ki masal değilmiş. Gerçeğmiş. Gerçek olan tek bir şey var Esma. O da Kuzey'in beni sevmedi. O da benim gibi sevdi. Terk edildi, aldatıldı. O da benim gibi çekiyor aşk acısını ama 20 yıl farkla. Ben 20 yıldır çekiyim. O daha dünden beri çekiyor. Kuzey abi de seni çok seviyor. Ben eminim. Sen nasıl baktığını gördüm. Hem o da sen gibi. Sevse de sevmeyi gibi edeyim. Ancak kavga edeyim. Haddinden fazla anlam çıkarmanın bir alemi yok Esma. Herkesin aklı kendini terk eden de. Benim de onun da. Emme. Emmesi memmesi yok. Bu hikayede mutlu son yok Esma anladın mı? Mutlu son yok. Girin. Ben geldim. Hoş geldiniz de. Bu ne? Kahvaltı. Ya hep sen mi milletin sağlığını düşüneceksin? Azıcık da ben sözümün sağlığını düşüneyim dedim. Anlamadım. Allah'ım inşallah bu kahvaltıları yatağına getirmeyi de nasip eyler. Sen asıl o zaman görürsün pembenin kahvaltısını. Anam! Duydun mu? Duydun mu midemde kelebekler uçuyor. Aşık bu aşk. Yok efendim. O katı sıvı kimus içeriğinin midenizde hava ve gaz oluşturmasından kaynaklı bir hareketlenme. O neydi ha? Aşkım bilimsel tarifini mi ettin? Hayır, açlığın. Bir şeyler yiyin geçer. Hadi buyurun beraber yiyek. Aç bakayım ağzını. Oh maşallah. Kuvvet olur inşallah. Bundan böyle bendesin. Günde 3 öğün kendi ellerimle besleyeceğim seni. Hep böyle güzel yemek yapar mısınız?
Ya, ayıpsın doktor. Ben salonda hanımefendi, mutfakta aşçı, yatak odasında... Neyse, her odanın hakkını ayrı ayrı verebilen bir garıyımdır. Maşallah efendim, maşallah. Şundan da vereyim. Ağzın tatlansın. Oh, beğendin mi? Dört dörtlük olmuş efendim de kadın dedim bu kadar hizmetkar olmamalı. Yani sizin elinize vursam ekmeğinizi alacağım. Daha ne isteyeyim? Allah'tan belanı mı? Hayır da ya ben bugüne kadar hep benimle didişecek, kendinden emin, inatçı, cevval bir kadın arzuladım. Yani sevse de sevdiğini belli etmeyecek bir kadın. He. İnadından kendini 20 yılda yaylaya kapatmış olsun mu? Olsun. Saçları kırmızı, gözleri de mavi olsun mu? O da olsun. Ne diyorsun be? Sizden elektrik alamadım diyorum efendim. Lütfen muayenemden çıkınız. Ben sende ben üstüne bir çıkacağım şimdi. Olmuyor Pembe Hanım, olmuyor. Sizin gibi bir hanımefendi de böyle hareketler çok sakin duruyor. Lütfen gidiniz efendim, gidiniz. Çıkıyorum ama dönüşüm muhteşem olacak. Sadece onu diyorum. Ne var, ne bağırıyorsun pembe dul? Gel benimle. Konuşacaklarım var seninle. Ne konuşacakmışım ben seninle? En son konuşacağız dediğimde beni gittin bayılttın. Konuşacağız. Ne oldu pembe abla? Niye kafandan çıtlak çıkıyor? Bir de hele. Ne olacak? Bu yıldız karısı şimdi de utanmadan sözlüme takmış kancayı. Ula ben bugüne kadar kimin sözlüsüne kancayı takmışım da şimdi senin sözlüne kancayı takacağım? Hem senin sözlüğün mü var? Var tabii. Doktor benim sözlüm. Ana! Doktor Cihan'ın mı? Hırsız! Nerede senin Cihan'ın oluyormuş o? O benim Cihan'ım. Vallahi bak bir dahakine ıskaramam. Ağzının ortasına yapıştırırım o ayakkabıyı. Ula senin Cihan'ın ne Fadime ne de benim işim olmaz. Bilseydim senin sözlü olduğunu görücüye gelmesine de izin vermezdim. Ne? Görücü? Bir de görücüye mi geldi sağ? He? Ama Yıldız çağırmadı. Ben getirdim doktoru. Ula! Ula! Ula tutmayın beni lan! Lütfen! Bırak ula! Gel! Gel bakayım ne edeceksin haydi! Seni eğer bir daha doktorumun yanında görürsem... ...aha buraya peynir telebesi gibi komarım ha! Abla! De bana! Havının çukurunu buraya mı kazalım? Yoksa oradaki tarlaya mı? Hiçbir yere kazmana gerek yok Şükrü. O kendi çukurunu kendi kazıyor zaten. Gerekirse onu da yaparım. Ama seni doktoruma yar etmem. Bırak, bırak beni. Hem sen benimle aşık atacak kadın mısın? Ha? Bir boğa bak. Bir sağa bak. Bakma ya da vazgeçin bakma. Doktorum da bakmasın. Sana kim baksın zaten? Kim baksınsa? Kim baksınsa? Sen kim baksın zaten? Kim bakacakmışsa? Ben varken sen kim baksın?